Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda şehit düşen yüzbaşı Ferit Dursunov'un mezarına taraftarı olduğu Galatasaray takımının bayrağı asıldı. Galatasaray taraftarı yüzbaşı Dursunov 28 Eylül'de Daşkesen istikametinde çatışmalarda şehit düştü. Arkadaşları Dursunov'un daha önce ettiği "şehit olursam mezarıma Azerbaycan bayrağının yanında Galatasaray bayrağı da asın" şeklindeki vasiyetini yerine getirdi. Şehit yüzbaşının Gah ilinin Gorohan köyündeki mezarında Azerbaycan bayrağının yanı sıra gönülden bağlı olduğu Galatasaray'ın da bayrağı dalgalanıyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Azerbaycan ile Ermenistan arasında Rusya'nın arabuluculuğunda imzalanan ateşkes anlaşması gereği Azerbaycan ordusunun Kelbecer'e girdiği duyuruldu. Açıklamada ordunun geçeceği dağlık güzergahın mayınlardan temizlendiği kaydedildi. Ermenistan 15 Kasım'da vermesi gereken Kelbecer'i zamanında boşaltmadığı için Azerbaycan'dan 10 günlük ek süre alarak işgal ettiği bölgeyi 25 Kasım'da vermeyi taahhüt etmişti. Ateşkes gereği 20 Kasım'da Agdam'dan çekilen Ermenistan, Laçın'ı da 1 Aralık'a kadar Azerbaycan'a geri verecek. Azerbaycan'ın batısında Ermenistan sınırında Dağlık Karabağ kuzeyinin batısındaki Kelbecer 1993'te Ermenistan tarafından işgal edilmişti. Azerbaycan'daki Türk Büyükelçiliği Kelbecer'in ülkemize teslimi ile ilgili halkımıza tebrik mesajı gönderdi. Türk Büyükelçiliği, Azerbaycan ordusunu ve halkını Kelbecer'in kuruluşu ve Azerbaycan'ın topraklarıyla yeniden birleşmesinden dolayı içtenlikle kutluyoruz diye paylaşımda bulundu. Bir gün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon görüşmesi yaptı. Telefon görüşmesi sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Rusya Cumhurbaşkanı ve Ermenistan Başkanı'nın 10 Kasım'da ortak açıklamasının uygulanmasına ilişkin konuları tartıştılar. Devlet başkanları ayrıca Azerbaycan ve Ermeni nüfusuna insani yardım sağlaması konusunu da görüştü. Görüşmede 10 Kasım tarihli ortak bildirim maddelerine uygun olarak ulaştırma altyapısının inşası ve ulaştırma iletişiminin açılması konuları ele alındı. Bölgede uzun vadeli barışın sağlanacağına duydukları güveni dile getirdiler. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Putin görüşmesinde Türkiye-Rusya arasındaki ticaret hacminin artırılması, Dağlık Karabağ, Suriye ve Libya'daki gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dağlık Karabağ'da Türkiye'nin Rusya ile kuracağı ortak merkezin en kısa zamanda faaliyete geçmesini beklediklerini ifade etti. Erdoğan, Putin ile görüşmesinde Ermenistan tarafının anlaşmaya ilişkin sorumluluklarından kaçınmasına izin verilmemesi gerektiğini belirtti. Erdoğan, görüşmede Minsk grubunun diğer eş başkanlarının barış çabalarını eleştirmelerini anlamanın mümkün olmadığını dile getirdi. Türkiye'nin Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 17 PKK teröristin etkisiz hale getirildiğini, Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişiminin daha başarılı şekilde önlendiğini belirtti. Azerbaycan'ın Dışişleri Bakanlığı'na göre bir gazetecinin çatışma sırasında Fransa'nın tarafsızlığına ilişkin olarak Ceyhun Bayramov, arabulucu olmanın temel koşulu tarafsızlıktır. Ne yazık ki Fransa yetkililerin son açıklamaları tek taraflı ve ön yargılıydı. Fransa'da Ermeni diasporasının varlığının dikkate alınması gereken önemli bir faktör olduğunu anlayabiliriz. Ancak bir devletin resmi konumunun belirlenmesi söz konusu olduğunda bu konum uluslararası hukukun norm ve ilkelerine ve devlet sorumluluğu ilkelerine dayanmalıdır dedi. Bayramov, Fransa Barış Anlaşması desteklemek için ne yapabileceğini de değindi. Uluslararası hukuka sıkı sıkıya bağlı kalmaktan başka bir şey beklemiyoruz. Bu, 1993 yılında Fransa tarafından onaylanan ilgili Birleşmiş Milletler'in Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanmasını, uluslararası kabul görmüş eyalet sınırlarının dokunulmazlığını sağlamayı gerekir dedi. Kadına yönelik şiddet her geçen gün arttıkça milyonlarca vatandaş her türlü şiddete karşı çıkmak için mücadelelere başladı. Yıllar önce yaşanan ve günümüzde ne yazık ki halen devam eden kadına yönelik şiddet ilk olarak Birleşmiş Milletler'in Genel Kurulu 1999 yılında 25 Kasım gününü kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü olarak ilan etti. Bu günün 25 Kasım olarak belirlenmesinin nedeni ise 1960 yılında Dominik Cumhuriyeti'nde meydana gelen bir olaya dayanmaktadır. Ülkeyi diktatörlükle yöneten Mirabal kardeşler adlı 3 kız kardeş, Trujillo'nun ülkede iki tehlike var, kilise ve Mirabal kardeşler şeklinde yaptığı açıklamadan günler sonra boğazlanıp dövülerek öldürüldüler. Kadınlara şiddet değil, sevgi gösterelim.
Dünya genelinde 60 milyon kişide koronavirüs tespit edildi. Virüs tahmini 2 milyon hastayı öldürdü. Avrupa'da yaklaşık 16 milyon, Asya'da 16 milyon, Kuzey Amerika'da 16 milyon, Güney Amerika'da 11 milyon ve Afrika'da 2 milyon kişide koronavirüs tespit edildi. Vaka sayısı bakımından ilk 5 ülke Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Brezilya, Fransa ve Rusya'dır. İran'da 880.542, Türkiye'de 460.916, Ermenistan'da 127.522 ve Gürcistan'da 111.818 kişide koronavirüs tespit edildi. Azerbaycan'da koronavirüs bulaşmış 98.927 kişiden 1994'ü hayatını kaybetti ve 65.734'ü tedavi edildi.